Şimdi ben öncelikle sizinle çok samimi olarak şunu paylaşmak istiyorum. Euro-dolar paritesinin bu noktalara geleceğini hepimiz öngörüyorduk. Yani bu bizim beklentilerimiz arasındaydı. Hesaplarımızı yaparken de bunlara buna göre yapmıştık. Özellikle 2015 yılının ilk çeyreği için. Ancak öngörümüz Euro'nun mevcut seviyesini koruyup doların bir miktar daha yukarı yönlü hareketi şeklinde paritenin 1.15'lere geleceği, bunun da en azından Mart ayı sonuna kadar devam edeceği, 1.15'in altındaki hareketlerin yılın ikinci çeyreğinden sonra başlayacağı yönünde öngörüler ve planlarımız vardı. Evet. Ama Ocak ayı itibariyle geldiğimiz nokta parite şu an için 1.13.15 ve dolar kuru yerinde sayarken Euro'da 2.65'lerin civarına doğru, 2.65'lerin altında 2.62'ler, 2.63'leri konuşuyoruz. Bu ihracatçının rekabet gücünün sürdürülebilmesini ne yazık ki mümkün kılmıyor. Şuradan açık bir şekilde net ifade etmek istiyorum. Bu seviyeler gerçekten de zaten kar marjlarından çok büyük fedakarlıklar ederek rekabetini koruyan Türk ihracatçısını daha da zor durumda bırakır. Beklentimiz nasıl Euro'da 2.90'ın üzerinde harekette Merkez Bankası ciddi müdahalede bulunarak özellikle fiyat istikrarı önceliğini koruyup enflasyonda yukarı doğru bir ivme olmaması adına Euro'yu bastırdıysa, büyümenin önemli bir kısmının ihracattan geleceğini kabul eden bir ülkede ihracatçıyı da koruma adına Euro'nun 2.70'in altına kesinlikle inmesine izin vermemesi gerekiyor. İsterseniz rakamla şunu söyleyeyim. Geçen yıl siz de ifade ettiniz. Ülkemiz ihracatının önemli bir kısmını Euro bölgesine yaptı. Hala her ne kadar yeterince canlanmasa da Avrupa Birliği bizim için en önemli pazar. Özellikle bazı sektörler için, otomotiv gibi Türkiye'de en çok ihracat yapan sektör, hazır giyim ve konfeksiyon ikinci en büyük ihracatçı sektör, pazarının neredeyse otomotivde tamamı, hazır giyimde %70'i Euro bölgesi. Özellikle Merkez Bankası'nın bu seviyelerin daha aşağısına inmesine izin vermemesi gerekir dediniz. Somut olarak bir öneriniz var mı? Yani dolar TL üzerinde piyasa işlemleri, bankalar arası piyasa vesaire buradan döndüğü için Merkez Bankası'nın doğrudan bir aksiyonu olabiliyor da Euro TL için var mı somut bir öneriniz? Şimdi biliyorsunuz özellikle döviz kullanan Türkiye'deki çok büyük kurumlara doları, Euro'yu benden alabilirsiniz demişti. Evet. Ve bu ifadeleri oldukça yankı bulmuştu. Euro gevşemişti. Şu anda kullanabileceği enstrümanlardan bir tanesi faizi bir miktar daha aşağıya getirmek. Ve Merkez Bankamızın biliyorsunuz şu günlerde yapabileceği her ne kadar enflasyon için yapacağı şöyle bir açıklama. Her ne kadar enflasyon için kurlar önemliyse Türk ihracatçısı için aşırı değerli Türk lirasının da bir tehdit unsuru oluşturduğu bizim tarafımızdan malumdur şeklinde bir açıklama bile bana göre etki yapar diye düşünüyorum. Süleyman Kocaser, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için.